Öncelikle tabii ki olimpiyat ruhu centilmenliktir. Ve bu centilmenliğin gereği öncelikle Tokyo'yu tebrik etmek istiyorum. 2020 olimpiyatlarının hem dünyamıza, sporumuza, spor kültürüne dünyanın ve spor üzerinden barış ruhuna hizmet etmesini yürekten temenni ediyorum. 2020 Japonya'da yapılacak olan, Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatların dünya barışına ve spor ruhuna hizmet edecek bir olimpiyat olmasını İstanbullular olarak yürekten temenni ediyoruz. Ve yürekten tebriklerimi gene İstanbul'a iletmek istiyorum. Çünkü güzel şehrimiz, tarih şehrimiz, kültür şehrimiz ve gerçekten bizim gurur şehrimiz olan ve sadece bizim değil, dünyanın pek çok ulusunun ve toplumlarının dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ettiği bu güzel şehir olimpiyata çok iyi hazırlandı. Müthiş bir performans gösterdi ve çok iyi yarıştı. Centilmence yarıştı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Olimpiyatı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul'un hiçbir eksiği yok olimpiyatı yapma konusunda. En mükemmel şekilde yapabilecek ve önündeki süreci de bunun için çok iyi hazırlanabilecek bir şehirdi. Ve olimpiyat ruhumuzu gerçekten çok yüksek tuttuk. Devletimiz, hükümetimiz, bütün gençliğimiz, İstanbul'umuz, milletimiz İstanbul'u çok istedi ve buna yatırım yaptı. Ve bunun için de çok ciddi çaba sarf edildi. Ve netice itibariyle tabii açıklamada da olduğu gibi her yarışın bir ipi göğüsleyeni var. Bu kez Tokyo göğüsledi. Ama biz öyle inanıyorum ki yarışı seven bir milletiz ve asla ümitsizliğimiz olmaz. Biz galiba bugünden sonra yeniden olimpiyatlarla ilgili yeni bir yarışa ve toplum olarak bunu hak ettiğimize inanıp hiç ümitsizliğe kapılmadan yeni bir koşuya çıkmak üzere kol kola İstanbullular olarak, ülke olarak birleşerek devam etmeliyiz. Ben kaybettik diye düşünmüyorum. Çok önemli bir yarışta, çok önemli bir yere geldik. Bir şekliyle İstanbul dünyada kendini hissettirdi ve güçlü bir rakip olduğunu dünyaya gösterdi. Tokyo'ya gösterdi, Madrid'e gösterdi ve olimpiyat ruhu da İstanbul'u bu manada önemli bir yere getirdi. Şüphesiz ki bu şehir elbette ki tarihin yazıldığı, dünya hoşgörü kültürünün, inanç kültürünün en derin şekilde hissedildiği bu şehir bir gün spor ruhunun da en derin şekilde yaşandığı ve bundan bütün dünyanın kendisine önemli bir pay çıkarttığı bir şehir olarak olimpiyatlara da imzasını atacaktır. Çok güçlü bir şekilde. İstanbul'a güveniyoruz. İstanbul hiçbir zaman kaybetmemiştir. İstanbul sadece yarışa devam edecektir. Bunu ben bir kayıp olarak görmüyorum. Yarışa devam olarak görüyorum. İstanbul her zaman koşun içerisinde vardır ve koşmaya devam edecektir. İstanbul hiçbir zaman durmayan ve koşan bir şehirdir. Bu koşusunu sürdürecektir. İstanbullular üzülmesinler. İstanbullular sadece gururlarıyla, ülkeleriyle ve şehirleriyle gurur duysunlar diyorum. Japonya'ya tekrar Tokyo'ya hayırlı olsun diyorum. Sayın Valim, bu kadar hak kaybedildi. Vallahi üzüldük açıkçası. Yani çok ümitliydik. Gündüzden beri buralardaydık. Ayrılmak istemedik. Yani sevinmek istedik ailecek. Üzüldük. Aslında yani İstanbul'un çok çok hakkıydı. Yani mutlaka İstanbul olması gerekiyordu. Biraz bir siyasi bir olaylar oldu gibime geliyor. Tahminim öyle oldu. Masamı ağlayacağım neredeyse. Burada büyük bir coşkuyu yaşamayı düşünürken büyük bir üzüntüyü yaşadık. Çok üzgünüm gerçekten. Utanmasam ağlayacağım yani. İnşallah bir dahaki sefere. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Yola devam. Hayırlısı olsun. Olsun, sağlık olsun. Her zaman her yerde en büyük Türkiye. Durmak yok, yola devam.